Yahudilerin Allah'a verdikleri sözlerden sürekli döndüklerini gösteren ayetleri okumaya çalışacağız. Bu ayetlerden bir tanesinde Allah-u Teala şöyle diyor. Eve kullemâ âhedû ahden nebedehu ferîkum minhum. Her bir sözleşmeden, yaptıkları taahhütten, üstlendikleri sorumluluktan sonra onlardan bir kısmını onu kaldırıp atar mı? Öyle mi yaparlar? Evet, öyle yapıyorlar. Belekserühüm la yu'minun. Aslında onların çoğusu inanmazlar. Kendi kitaplarına da inanmazlar. İnançlarında çok ciddi problem vardır diyor. Konuyla ilgili Bakara suresi 83. ayetten 101'e kadar inşallah okuyacağız. Orada Allah-u Teala'nın Yahudileri bize nasıl anlattığını anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunların tamamı değil. İçlerinde samimi, inançlı olan insanlar da vardır diye. 83 ve devamındaki ayetleri mealen okuyacağım. Yahudilerin bu özelliklerinden ayrıntılı bir şekilde bahseden ayet kümesi. Bir gün İsrailoğullarından şöyle söz almıştık. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin. Ana ve babanıza, yakınlarınıza, yetimlere ve miskinlere, çaresizlere iyi davranacaksınız. İnsanlarla güzel konuşacak, namazı düzgün ve sürekli kılacak, zekatı da vereceksiniz. İsrailoğulları pek azınız hariç yüz çevirip sözünden dönmüştünüz. Allah-u Teala diyor ki bir, önce Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. İkincisi, ana babanıza, yakınlarınıza, yetimlere, çaresizlere iyi davranacaksınız ki nasıl davrandıklarını hepimiz görüyoruz. Tarihte de aynı şeyi hep yapmışlar. İnsanlarla güzel konuşacaksınız ki insanlarla nasıl üst perdeden konuştuklarını, hatta kendileri dışındaki hiçbir varlığa insan gözüyle bakmadıklarını da hepimiz görüyoruz. Yani güzel konuşmayı geçtik. Namazı düzgün ve sürekli kılacaksınız. Zekatı da vereceksiniz. Bildiğimiz kadarıyla şu anda Yahudiler içerisinde namazı kılan çok az var. Bize nasıl farz olmuş, onlara da farz, Hristiyanlara da farz, ondan önceki toplumlara da farz. Devam ediyorum. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. Sizden olanları yurdunuzdan çıkarmayacaksınız diye bir söz daha almıştık. Bunu da kabul etmiştiniz. Siz bunu Tevrat'ta görüyorsunuz. Artık siz öyle bir haldesiniz ki birbirinizi öldürüyor, içinizden bir takım insanları yurtlarından çıkarıyor, o insanlara karşı günah işleme ve düşmanlık konusunda birbirinize destek veriyorsunuz. Esir olarak geldiklerinde de fidye verip kurtarıyorsunuz. Oysa onları çıkarmanız size zaten yasaktır. Şimdi siz o kitabın bir bölümüne inanıyor, bir bölümünü görmezlikte direniyor musunuz? İçinizden bunu yapanın hak ettiği şu hayatta rezil olmaktan başka nedir? Böyleleri kıyamet, mezardan kalkış günü de azabın en çetinine çarptırılır. Allah yaptığınız hiçbir şeye ilgisiz kalmaz. İşte bunlar dünya hayatına karşılık ahiretlerini satmış kimselerdir. Onların azapları hafifletilmez. Yardım da görmezler. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz diye Allah söz alıyor. Ama onlar birbirlerini öldürüyorlar. Ve kendileri gibi Yahudi olanları sürgün ediyorlar. Ama esir olarak geri geldiği zaman da fidyesini veriyor. Adeta reklam yapıp şey yapıyorlar. Şimdi Allah-u Teala bunların psikolojilerini bize çok güzel anlatıyor. Hani Kur'an-ı Kerim geldi. İnanmaları gerektiği halde inanmadılar. Allah-u Teala bunu Ali İmran 84 ve devamı ayetlerde bu durumu çok güzel anlatıyor. 86. ayette diyor ki اَفَيَتِ اللّٰهُ قَوْمَنْ كَفَرُوا بَعْدِ اِمَانِهِمْ وَشَهِدُ اَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ مَجَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ İnandıktan sonra kafir olan bir topluluğu Allah nasıl yola getirir? Açık açık deliller geldi ve meseleyi gayet iyi anladılar. Ama ondan sonra kafir oldular. Hesaplarına gelmediği için üstünü örttüler, yok saydılar. اُولَٰئِكَ جَزَاهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Onların cezası Allah'ın laneti, yani dışlaması. Meleklerin laneti ve insanların laneti. Şimdi insan derken kendileri de birer insan, hep birbirlerini dışlıyorlar. Yani herkes sadece kendini düşünüyor. Ondan dolayı Allah-u Teala Haşr suresinde 14. ayetinde birbirlerine kurdukları baskı çok çetindir. Çok ağır baskılar kurarlar birbirlerine. Siz onları birlik zannedersiniz. Ama her birinin gönlü başka yerdedir. Çünkü onlar akıllarını kullanmayan bir topluluktur. Nasıl? Evet, kendi menfaatleri için kullanıyorlar. O ayrı. Bir gün öleceksin nasıl olsa. Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksın? Bu bağlantıları da doğru kurmadıkları için sadece ben merkezli hareket ediyorlar ve bunun da sıkıntısını bu dünyada da çekiyorlar. Evet, devam edebilirim. Musa'ya kitabı vermiş, arkasından elçilerimizi ard arda göndermiştik. Meryem oğlu İsa'ya da açık belgeler, mucizeler vermiş, onu kutsal ruh ile desteklemiştik. Hoşunuza gitmeyen bir şeyle gelen her Resul'e karşı büyüklenmeli miydiniz? Kimini yalanlayıp, kimini de öldürmeli, itibarsızlaştırmalı mıydınız?
İsa Aleyhisselam'ın doğumu mucize, doğduktan sonra gösterdiği mucizeler var. Ve bunların her birisi kendi kitaplarında var. Mesih lakabı da onlarda var. Bir Mesih beklentisi içerisindeler. Hala Mesih gelecek diye bekliyorlar. Halbuki gelen İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Aslında sadece İsa Aleyhisselam değil, biraz sonra göreceğiz. Musa Aleyhisselam'ın da nebiliğini ortadan kaldırdılar. Muhammed Aleyhisselam Medine'ye vardığı zaman bir sözleşme yapmıştı Yahudilerle ve Medine'nin kabileleriyle. Ama onlar tuttular, Arap kabilelerini birleştirip Hendek Savaşı'nda Müslümanların üzerine saldılar. Muhammed Aleyhisselam'ı yok etmek için. Muhammed Aleyhisselam'la antlaşmalı olan Beni Kureyza beraber gözüktü. Sonra oradan geri çekildi ve büyük bir savaş suçu işledi. Böylece onu ve bütün Müslümanları yok etmek için ellerinden geleni yaptılar. Onlar bugün de aynı. Değişen bir şey yok. Allah-u Teala diyor ki, hoşunuza gitmeyen bir şeyle gelen her Resul'e karşı büyüklenmeli miydiniz? Kimini yalanlayıp kimini de öldürmeli, itibarsızlaştırmalı mıydınız? Mesela Muhammed Aleyhisselam niye İsrailoğullarından değil? Tamam, İsa Aleyhisselam İsrailoğullarındandı. Niye öldürmeye kalktınız? Bakın dikkat edin. Ben merkezli düşünen kişiler. 88. ayetten itibaren devam ediyorum. Bu sözlere karnımız tok dediler. Hayır, ayetleri görmezlikte direnmeleri sebebiyle Allah onları dışladı, artık tek azı inanır. Nihayet Allah katından yanlarında olanı tasdik eden bir kitap geldi. Önceleri kafirlere karşı önlerinin bu kitapla açılmasını bekliyorlardı. Ama tanıdıkları kitap gelince onu görmezlikte direnip kafir oldular. Allah'ın laneti, dışlaması kafirleredir. Allah'ın tercih ettiği bir kuluna iyilik edip kitap indirmesini kıskanarak Allah'ın indirdiğini görmezlikte direnmekle kendilerini ne kötü sattılar. Başlarına gazap üstüne gazap geldi. Bu kitabı görmezlikte direnenlerin hak ettikleri alçaltıcı bir azaptır. Yani son nebi ile önlerinin açılacağını gayet iyi biliyorlar. Ama niye İsmail oğullarından? Halbuki İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan. İshak Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam kardeş. Soy falan ilgilendirmiyor. Onlar sadece kendilerini düşünüyorlar. Ben o kadar. Başka bir şey değil. Şimdi bakın mesela Tevbe suresinde 30. ayette, 31. ayette Yahudi ve Hristiyanları anlatıyor. Ondan sonra 34. ayette onların beklentilerine, bugün işte dünyaya hakim olma arzuları var. Onu bir türlü yapamıyorlar. Bütün hep kendilerini gizliyorlar, ortaya çıkaramıyorlar. Bakın Medine'de de Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir büyük kabileler kendi adlarıyla sözleşmeye dahil olmadılar. Hep Arap kabileleri adlarıyla kendilerini göstermemeye çalıştılar. Ama sonra onların hepsini de Cenab-ı Hak oradan uzaklaştırmış oldu. Şimdi burada diyor ki Allah Tevbe suresinin 32. ayetinde, yani önümüz açılacak derken kastedilen ne? Bugünkü hedeflerine. Diyor ki onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i söndürmek istiyorlar. Onların en büyük düşmanı Kur'an. Dolayısıyla Kur'an'a uygun bir Müslümanlığı asla istemiyorlar. İşte bugün Gazze'de Kur'an'a yönelik bir çalışma var. İnsanlar o tarafa doğru ciddi manada yöneldiler epey bir zamandır. Ve bunun olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar, yapacaklar. Kendine İslam alemi denen bu alemi de zaten onlar dizayn etmiş durumdalar maalesef. Her defasında Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. İsterse bu kafirler hoşlanmasınlar. Nasıl tamamlayacak? Resulünü bu rehberle gönderen odur diyor Kur'an'la yani. Hak dinle gönderen. Niye? Tüm dinler üzerine hakimiyet kursun diye. İşte bunlar, o hakimiyet kurmak istiyor musunuz? Gelin Müslüman olun. Allah verdiği sözü yerine getiriyor. Bakara 40. ayetinde diyor ki, ey İsrailoğulları diyor, size verdiğim nimeti hatırlayın. Yanınızdaki kitabı, Tevrat'ı tasdik ederek inen, bu kitaba inanın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah verdikleri sözüne gelecek Nebi'ye inanmak. Ali İmran suresinin 81. ayeti. Bugün inançların içerisinde o vardır. İmanın şartlarından biri işte bugün Yahudilere bakın. Gelecek Nebi'ye inanmak ama ne zamanki geldi onu inkar ettiler. Allah-u Teala diyor ki bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Bak bu Nebi'ye inanma sözü verdiniz. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. O zaman dünya hakimiyeti, siz de bu hakimiyeti ortak olursunuz. Mümin olarak, Müslüman olarak. İşte diyor ki bu din tüm dünyaya hakim olacak. İsterse bu müşriklerin hoşuna gitmesin. Bugün işte bundan hoşuna gitmiyor. Bunlar Kur'an'a dayalı bir dini kesinlikle istemiyorlar. Onların istedikleri işte bugüne kadar mezheplerle paramparça ettikleri, tamamen Kur'an'dan uzaklaştırdıkları bir din. İşte bugün Gazze'de Kur'an'a yöneliş başladığı için tüm dünyayı hayran bırakıyor.
eğer geleneksel yapıdaki esir uygulaması olsaydı orada, bakın esirler aldılar, esirler büyük bir heyecanla şey yapıyorlar. Çünkü Nur suresinin 58. ayetinde Allah-u Teala esirlerin ailenin bir ferdi gibi aile ortamında yaşatılmasını emrediyor. Muhammed suresinin 4. ayetinde de mutlaka ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakılmalarını emrediyor. Köleleştirme, affedersiniz işte cariye yatağa atma, böyle bir şey yok. Gazze'deki kardeşlerimiz bunları çok iyi öğrendikleri için Allah'a şükür Kur'an'a göre davrandılar. Bugün bütün dünya büyük bir hayranlık içerisinde onları takip ediyor. Bir avuç insanlar, esirler bunlardan ayrılmak bile istemiyor dikkat ediyorsanız. Ama öbürlerini bıraktıkları zaman neredeyse öldürmek için 10 kişi bırakıyorlarsa 50 kişi daha alıyorlar başka yerden. Bize çok iyi davrandı diye beyanat veriyorlar. Beyanat veren İsrailleri tehdit ediyor İsrail. Nasıl böyle konuşuyorsunuz? Tabii. İyi ya işte bakın bunlardan hiçbir şey olmaz. Biz Müslümanlar olarak yakından tanıyalım. Hatta tüm dünya bunları artık yakından tanıdı. Dünyanın her tarafında İslam'a yöneliş var. Ve bugün bir video gördüm. İspanya'da ciddi manada böyle İslam'a yöneliş başlamış. Bugün işte bir haber vardı. Avustralya'da birçok genç İslam dinini araştırmaya, Kur'an okumaya başlamış. Ve onların içerisinden 15-20 tanesinin haberi vardı işte. Müslümanlığı seçmişler. Dolayısıyla aslında bu iyi örnekler her şerrin arkasında çok güzel hayırlar tecelli ediyor yani. Musa size apaçık mucizelerle, belgelerle geldi. Peki ama ondan sonra tuttunuz, buzağıyı ilah edindiniz. Ne zaman bir 40 günlüğün ayrıldı yanlarından, buzağıyı ilah edinmekle kalmadılar. Ne dediler? Bu sizin ilahınız ve ayrıca Musa'nın da ilahı. Bunu yapacaktı, unuttu. Taha 83. Buzağı yapıyorlar. Daha 30 günlüğün ayrılmış, 40'a çıkarılmış şeyi. Harun Aleyhisselam da başlarında beni öldüreceklerinden de korktum diyor. Ve bunu yapan da en bilginleri Samiri. Musa Aleyhisselam'ın en güvendiği kişi. O tutuyor, heykel yapıyor ve bu millete heykele taptırıyor. Bu Musa'nın ilahı diyor. Bir putun Allah'ın nebisinin ilahıdır demek, onun nebiliğini öldürmek değil mi? Ya bunu yapan bir topluluk neler yapmaz? Yani? Neler yapmaz bunlar? Ya daha durun, Firavun'dan kurtuldunuz. Gözünüz önünde bu oldu. Bütün serbest size kaldı. Ne oluyor ya şurada bir? Allah 30 günlüğüne Musa Aleyhisselam oraya çağırdı. Bakın başlarında da Harun Aleyhisselam olmasına rağmen böyle yapıyorlar. Evet devam edelim işte. Bir gün Tur'u tepenize kaldırarak sizden kesin söz almış, size verdiğimizde sıkı sarılın ve dinleyin demiştik. Siz de dinledik ve sıkı sarıldık demiştiniz. Oysa kitabı görmezlikten direnmeniz yüzünden boğa tutkusu içinize işlemişti. De ki eğer inanıp güvenen kişilerseniz inancınız sizden ne kötü şeyi istiyor? De ki ahiret yurdu Allah katında başka insanlara değil de sadece size aitse, eğer doğru sözlü kişilerseniz ölümü dileyin bakalım. Elleriyle yaptıkları yüzünden ölümü asla dileyemezler. Allah yanlış yapanları bilir. Şunu kesin olarak göreceksin. İnsanların yaşamaya en düşkün olanı onlardır. Müşriklerden bile düşkündürler. Onlardan her biri çok ister ki keşke ömrüm 1000 seneye çıkarılsa. O kadar ömür verilse bile bu onları azaptan uzaklaştıracak, kurtaracak değildir. Onlar diyor ki bizden başka kimse cennete girmeyecek. Hristiyanlar da aynısını söylüyor. Bakara 111. ayette diyor ki şöyle dediler. Cennete Yahudi olan veya Hristiyan olan girecek. İkisi birden değil. Şimdi veya Hristiyan denmesinin sebebi, Hristiyan biz gireceğiz, sizin ne işiniz var? Yahudiler de biz gireceğiz, sizin ne işiniz var diyorlar. Cennete sadece bunlar girecekmiş. Bakın kendilerini ne kadar büyük görüyorlar. İşte Gazze'de vurun, öldürün, çoluk çocuk falan hiç. Böyle düşünen bir kişinin gözünde, Hristiyan'ın gözünde diğerlerinin bir anlamı kalır mı? Yahudinin gözünde diğer insanların bir anlamı kalır mı? Hiçbir anlamı yok. İşte Allah da onlara ne diyor? Cennet çok iyi. O zaman hadi bir an önce ölümü dileyin de gidin cennete bakalım. Onda da haklı değilsiniz. Ne oluyor? Keşke ömrümüz 1000 sene olsa. 1000 sene olsa bir gün ölmeyecek misin? De ki Cebrail'e kim düşman olursa bilsin ki önünde bulduğu ilahi kitapları tasdik eden bir rehber olan ve inanıp güvenenlere müjde veren bu kitabı o senin kalbine Allah'ın onayı ile indirmiştir. Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail'in kitap getirmiş olmasında Cebrail'i suçlu buluyorlar. Niye ona getirdin? Sen mi emir veriyorsun ya? Ve ona düşmanlık ediyorlar. Ya Allah'ın emriyle, Allah'ın elçisi olarak Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın kitabını getirmiş vermiş. Siz bunu kitabınızdan gayet iyi biliyorsunuz. Ama yok. Ben demek insanları ne hale getiriyor görüyorsunuz.
Şimdi okuyacağımız ayete çok dikkat edin bakın. Asıl düşmanları neymiş? Kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa Allah da o kafirlere, ayetleri görmezlikte direnenlere düşman olur. Cebrail'i gönderen kim? Asıl düşmanlığı kimeymiş? Allah'a. Onun için bunlar kendilerinden başka ilah yok bunlar. Her biri tek başına ilah. Birbirlerini de sevmiyorlar. Şimdi bu psikolojiyi anlamaya çalışmak lazım. Gazellere düşman değilmiş demek ki bunlar yani. Sadece Müslümanlara düşman değilmiş. Sana açık ayetleri indirdik. Yoldan çıkmışlar dışında hiç kimse onları görmezlikte direnmez. Bunlar ne zaman Allah'a bir söz verseler, içlerinden bir takımı onu kaldırıp atmadı mı? Aslında bunların çoğu inanıp güvenmezler. Allah katından yanlarında olanı tasdik eden bir Resul gelince kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sanki hiç bilmiyorlarmış gibi kulak ardı ettiler. Yani siz ne yaparsanız yapın. Ve bunların en büyük şeyi ne biliyor musunuz? Yani sadece kendileri inanmamakla kalsalar onu anlarsınız. Tamam inanmıyor. Sadece onunla kalmıyorlar. Bütün gayretleri Müslümanlar dinden çıkarmak, yoldan çıkarmak. Ali İmran suresinin 69. ayetinde diyor ki, ehli kitaptan bir grup, lev yudillûneküm, ah keşke bunları bir yollarından çıkarabilsek. Bu ne zaman düşünüyorlarmış? Kur'an indiği zaman. Şu Müslümanları bir yollarından bir çıkarabilsek. Bakın öyle bir din oluşturmuşlardır ki mezheplere bölmüşler, hadisleri uydurmuşlar, ayetlere yanlış manalar vermişler. Çünkü bunlar Abbasi döneminden itibaren işte bu faizi sermayeleriyle Müslümanların yönetimine hakim olmuşlar ve mezhepler o zaman oluşturulmuş. Bütün her şey neyse yapacaklarını yapmışlar bugün görüyoruz. Dini bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün de mesela işte paraya da hakimler. Siz ne kadar ne yaparsanız yapın insanların gözünde itibar ve maddi güç var. Yahudileri suçlamak kolay, başkalarını suçlamak kolay. Ama asıl mesele onlara bakarak kendimizi sorgulamamız lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Allah'ın emirlerine uyuyor muyuz? Bugün Allah'ın kitabına uygun yaşayan kaç tane Müslüman var dünyada? İnşallah bu vesilelerle Müslümanlar uyanmaya başlar. Allah cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. Cümlemizi kitabına samimiyetle sarılan ve onu doğru anlayan, tüm insanlığa doğru bir şekilde ulaştıran kullarından eylesin.